Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı biliyorsunuz bu türden iddialar, bu türden haberler, bu türden fotoğraflar, belgeler her neyse gündeme geldiği zaman öncelikle iktidarın taktiği şu, ölü taklidi yapıyorlar. Önce ölü taklidi yapıyorlar. Mümkün olduğunca görmezden geliyorlar. Çünkü hemen mevzi alıyorlar önce. Her olayda bu böyle ama. Her olayda önce mevzi alıyorlar. Bu mesele acaba bize nasıl yansır? Yani ona bakacaklar. Olumlu mu, olumsuz mu? Bize yansıyacak olumsuz tarafları var mı, yok mu? Biz bunu kendi lehimize, kendi avantajımıza çevirebilir miyiz, çeviremez miyiz? Onu ölçüyorlar bir gün, iki gün, üç gün, her neyse gereken süre içerisinde. Bu arada dışarıda mesele tartışılıyor. Sonra da müdahale ediyorlar. Açıklama yapıyorlar. Şimdi bakanlıktan bir açıklama var. Aile ve Sosyal İzmetler Bakanlığı'ndan açıklama. Bazı basın yayın organlarında yer alan HKG'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Birey. Ünlem var. Peki aşağıdaki açıklama ne? Bakalım mı? Şöyle. Basın yayın, bu arada Ömer Çelik'in açıklaması bu. Önce bakanlığın açıklamasına bir bakayım. Bakanlığın açıklaması şöyle. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek bundan önce olduğu gibi eyvah yani bundan önce olduğu gibi olacaksa ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir. Bu kadar. Şimdi burada Bakın Bakanlığın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin yapmış olduğu açıklama bu şekilde. Tamam bitti. Yani biz Bakanlık olarak bizim haberimiz yok. Aslında biz bunları bilmiyoruz, bunları tanımıyoruz. Yani bir takım tarikatlar var, işte vakıflar var, dernekler var, oluşumlar var. Partili partisiz insanlar var, çeşitli partilerde insanlar var. Esnaf kimisi işte devletin herhangi bir yerinde görevli olabilir, olmayabilir. Memurluk yapıyor olabilir, öğretmenlik yapıyor olabilir, şoförlük yapıyor olabilir. Bir şeyler yapıyor olabilir. Sokakta her an karşınıza çıkabilir. Fakat biz bakanlık olarak bunların hiçbirini bilmiyoruz, tanımıyoruz, alakamız yok. Yani şu haberler mesela daha dün işte bir şeyle ilgili olarak marketler zinciriyle ilgili olarak bir cemaatin ismi zikredildi mi edilmedi mi? Bütün bunların kendi aralarında aslında ekonomik bir kavgadan e, ibaret olduğu anlatıldı mı anlatılmadı mı? Ve zaten bugüne kadar yaşanan her şey ne varsa cemaatiyle, cemaatsiziyle, fetösüyle, fetö bilmem örgütleriyle, tarikatlarıyla... Tamamen bir pasta paylaşımı değil mi? Evet. İktidar paylaşımı değil mi? Evet. İmkanlardan yararlanma savaşı değil mi? Evet. Peki bunun içerisinde ilişkiler var mı? Var. İlişkiler çok iyi bir hale gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Buna karşılık ilişkiler bozulabiliyor mu? Bozulabiliyor. Bütün bu acımasız savaş içerisinde ve çıkıp siz diyorsunuz ki bizim haberimiz yok. Bunların hiçbirisinden bizim haberimiz yok. Bu insanlardan da haberimiz yok. Bunları tanımıyoruz, etmiyoruz biz. Bizim alakamız yok bunlarla bakanlık olarak. Bunlarla bizim hükümet olarak alakamız yok. Bunlarla bizim devlet olarak alakamız yok. Bunlar nereden geldiler? Bunlar dünya dışı varlıklar. Bir yerlerden geldiler. Sanki bu ülkede yaşamıyorlarmış gibi. Kendilerini dedim ya ölü taklidi yapıyorlar. Sonra diyorlar ki aa böyle bir şey mi olmuş? Yani böyle bir istismar mı olmuş? Çocuk yaşta mı evlendirilmiş? Böyle iddialar mı var? Veya işte erkek çocuklara tecavüz mü edilmiş? İnsanlara tecavüz mü edilmiş? Hayvanlara zulüm mü yapılıyor? Allah Allah. Peki tamam biz iktidar olarak, hükümet olarak, bakanlık olarak derhal meseleye müdahil oluyoruz ve halkın yanında yer alıyoruz. Halkın lehine o davaya işte ya da sürece müdahil oluyoruz. Hemen böyle bir açıklama yapılıyor. Peki şimdi gelelim e, şeylerin siyasilerin açıklamasına. Bakanlığın açıklaması bu şekilde dedim ya. iktidarın en büyük taktiği önce ölü taklidi yapmak arkasında devam. Şimdi bakın Ömer Çelik de diyor. Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Belli. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Hadi canım. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Ömer Çelik'in kendisi acaba gerçekten e, bir arada ikinci tweet'ini de okuyayım. İkinci tweet de geldi ekrana az önce. Evet. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız. Suçlu her kimse karşısın. Ya o neden bahsediyoruz biliyor musunuz? Bu istismara uğrayan kişinin belli bir yaşa geldikten sonra meseleyi birilerine anlatması, dertleşmesi sonrasında bu meselenin patlamasından bahsediyoruz. Yani aradan geçen yıllardan bahsediyoruz. Burada burada hani az önce Ömer Çelik mecliste yaşanan yumruklu saldırıyla ilgili olarak bütün mantık sınırlarını zorlayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçluyordu ya yani onun sözlü şiddetiyle başladı. Aslında Adem'den başladı. Yani ta işte Adem ve Havva'dan başladı mesele diyecek de. Yani meseleyi sulandırmak için. O da Kemal Kılıçdaroğlu yeterli şimdilik. Şimdi burada da o zaman şu mantık yürütülebilir mi? Yani aslında bu istismar sizin ihmalinizden başladı. Niye? Çünkü dedim ya 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen bir kadın var. Ve bu kadın belli bir yaşa geldikten sonra 10 yıl 15 yıl bilemiyorum. Geldikten sonra bu kadın şikayette bulunuyor. O kadar yıl boyunca dedim ya işte yine bu iktidar ölü taklidini çok iyi yapıyor. Siz bilmiyor muydunuz? Bu işte İsmail Ağa'sıydı yok Mahmut Paşa'sıydı yok bilmem nesiydi 50 bin tane bu tarikatların bu cemaatlerin kimler olduklarını Devletin nerelerine sızdıklarını, hangi milletvekillerini yolladıklarını, kimi genel müdür yaptıklarını, kimi emniyet müdürü yaptıklarını, kimi vali yaptıklarını, kimi işte hangi hastaneye başhekim olarak atadıklarını bilmiyor musunuz?